Psikiyatrik ekranından hepinize iyi geceler. Psikoyorum'da bu gece işleyeceğimiz konumuz psikiyatrik ağrılar. Konuyla ilgili telefonlarınız için 0212 449 0796 ve 0212 449 0797 arayabilirsiniz. Ayrıca SMS yoluyla da sorularınızı iletebilirsiniz. Yorum yazıyorsunuz, ardından boşluk bırakarak soru ve yorumlarınızı 3411'e gönderebilirsiniz. İki uzman konuğumuz bu gece bizimle birlikteler. Uzman doktor Funda Güdücü Sağır ile uzman psikolog Neşe Özkarslı. Evet, hoş geldiniz her ikiniz de. Funda Hanım, sizinle başlayalım. Psikiyatrik ağrılar dedik konumuzda. Hı hı. Bu ağrılar nelerdir? Ne zaman psikiyatrik konusunu başına ekliyoruz? Nelerden sonra oluyor? Nerelerde çıkıyor? Buyurun, söz sizin. Ağrı aslında hiçbirimizin yabancı olmadığı bir durum. Vücudumuzda zaman zaman bazen belirgin bir organik hasar, bazen de belirsiz bir nedenle ortaya çıkan bir durumdur. Ağrı teriminin hatta Latincesine baktığınız zaman bir işkence ve ceza anlamına gelen bir tanımı vardır. Poena'dan gelir. Ve gerçekten ağrı hoş olmayan bir duyumdur. Fakat kimi zaman bu ağrılar uyarıcı özelliği olduğu için vücutla ilişkili doktorlar açısından anlamı olan verilerdir. Gerçek ağrılar olduğu zaman yol gösterici olurlar. Yani ağrının olduğu yeri lokalize ederek oradaki durum hakkında fikir edinirler. Gerçek ağrılar ve gerçek boyutta, gerçek şiddette hissedildiği zaman yol gösterici olurlar. Hatta bu nedenle bazı ağrıların önüne geçilmesini istemezler. Evet. Ama bazen bu ağrılar olduğundan daha fazla şiddette kişi tarafından algılanır ya da daha fazla şiddette olduğu şeklinde bilgi verir karşı tarafa. Bu bazen kişilik özellikleriyle de ilişkili olabilir. Yani algıladığı ya da aktardığı bilgi genellikle kendisinin ifade ettiği şekilde olduğunu düşünür ve karşı tarafın inanmasını ister. Abarttığını ya da çevresindekiler işte abarttığını, bu kadar şiddetli olamaz, sürekli böyle bir ağrı olamaz, arada ağrın yani başka bir şeyle ilgilenince ağrısı geçiyor, demek ki bize yalan söylüyor şeklinde algılamalar bile ortaya çıkabilir. Bu psikojenik ağrı tiplerinden birisi oluyor. Yani kişilik özellikleriyle ilişkili olarak ağrıyı bir algılama şekli oluyor. Bir diğeri de uzun süreli ağrı yaşayan kişilerde özellikle biliriz ki ağrının şiddetinden dolayı değil de artık ağrıdan dolayı kişi acı çekme duygu durumunu yaşar. Yani sürekli bir acı çekme ifadesi vardır. Bu yüzüne yansır. Çok şiddetli olmasa da sürekli vücudunda bir rahatsızlık duyumu olduğunu ifade eden bir ruh hali vardır. Kendisinin bir huzursuzluk içerisinde olduğunu, rahatsızlık içerisinde olduğunu karşı taraf çok rahatlıkla anlar. Bu da psikojenik ağrının bir şekli oluyor. Bir de ağrının mevcudiyeti var. Kişi bu ağrıdan dolayı çevresindeki kişilerden ilgi alarak bazı çatışmalardan kaçınma, sorumluluklardan kaçınma gibi bir kazanç elde eder. Bu birincil bir kazançtır. İkincil kazancı da bazen şu olabilir: ilgi görmek, çevresi tarafından ilgi görmesi ikincil kazancı olabiliyor ağrılarla ilişkili olarak. Tabii bunlar psikolojik olarak değerlendirildiğinde bu çerçeve içerisine alınabilir. Ama gerçekten insanlar ağrı yaşamıyorlar mı? Çok şiddetli ağrılar yaşayanlar da vardır. Bazen kanser ağrıları veyahut da terminal dönem dediğimiz bazı rahatsızlıklar vardır. Onların getirdiği çok şiddetli ağrılar vardır ve bunları durdurmak için gerçekten ciddi anlamda tedaviler uygulanır. Bu ağrıları şu anki anlattıklarımızdan ayrı tutuyoruz. Evet. Onlardan bahsetmiyoruz. Gerçekten bu ağrıları şiddetli yaşayan kişiler de vardır. Ama bizim şu anda anlattığımız ya da anlatmaya çalışacağımız sürekli ağrıları, yani vücudun başı olabilir, kalbin ağrıdığını söyleyebilir, sırtı ağrır, boynu ağrır, karnı ağrır. Sürekli bu ağrılarda yer değiştirir. Bazen tabii belli bir yerde lokalize olabilir ama bu ağrı nedeniyle sık sık doktora giderler.
çeşitli tetkikler yaptırırlar. Birinden emin olamazlar, diğerine giderler. Ellerinde bir poşet dolusu tetkiklerle dolaşırlar doktorları ve genellikle hep bunun fiziksel bir şey olduğuna o kadar çok inanmışlardır ve ikna etme telaşı içindedirler ki buna inanacak bir hekim ararlar hep karşılarında. Bazen de kişi kendisinin bu ağrılarının psikojenik kaynaklı olamayacağını düşündüğü şey, yani başka şekilde çözemediği sorunların adını koyamadığı için vücudunda böyle bir belirtiyle kendisini gösterir. Ve bir nöroloğa, fizik tedaviciye, ortopediste veyahut da dahiliyeciye genellikle gittikleri gruplar bu hekimler olurlar. Ve genellikle orta yaşın üstündeki hanımlarda olurlar. Ve biz bu tür şikayetlerle dolaşan hastalara ya depresyon tanısı veyahut da somatizasyon bozukluğu diyebileceğimiz bazı tanılar getirebiliriz. Anksiyete bozukluklarında da bu tür şikayetler ortaya çıkar ki depresyonda hastaların %60'ı hep bir ağrı şikayeti getirirler. Vücudunun herhangi bir yerinde bir ağrı şikayeti, bir rahatsızlık, duyum şikayeti getirebilirler. Yani bazen ağrı depresyonu çağırabildiği gibi depresyonda ağrıyı gösterebilir diyebilirim. Peki o zaman bu takdirde kişiler kendilerini daha fazla dinliyorlar aslında diyebiliriz. Belki de bedenlerindeki işaretleri yanlış algılıyorlar. Veya doğru algılıyorlar, bilemiyorum tabii ki nasıldır. Yani kişinin özelliğine göre değişmesi gereken bir durum. Neşe Hanım, bu bağlamda baktığımız zaman kişilerin gerçekten bedenlerindeki ağrıyı tam anlamıyla olduğu gibi anlayabilmeleri mümkün müdür? Yani tarzlarına göre değişir mi bu ağrılar? Ya da kadın erkek kimliği veya yaşlı ya da genç olmak bu ağrıların niteliğini farklılaştırır mı? Tabii ağrıyı ifade etmekte yaş önemli. Yaşlı olan insanların bedensel ve fizyolojik bir takım problemleri olacağı için ağrıları daha farklı hissetmeleri çok doğal. Bunlar fizyolojik ağrılarla kendini gösteriyor. Fakat Funda Hanım'ın dediği gibi ağrıya eşlik eden başka psikolojik faktörler var ise eğer, depresyon gibi, anksiyete gibi, bunları bu ağrı, akut ağrı sendromundan, ağrı, psikojenik ağrılardan biraz daha farklı değerlendirmek gerekir. Ancak birbirinin içine girdiğini de görüyoruz. Depresyonlu olan hastaların hemen hemen %40'ında 50'sinde ağrı olduğunu veya ağrısı olan hastaların baktığımız zaman yarısından fazlasında depresyon teşhisi konulduğunu görebiliriz. Onunla birlikte bu hastaların yapılan istatistiki sonuçlarda %10'unda majör depresyon olduğu veya büyük bir bölümünde anksiyete tespit edildiği biliniyor artık. Bunlara baktığımız zaman sadece kadın ya da erkek şeklinde ayırt etmek çok hani belirgin midir, bu konuda araştırma yapılmış mıdır, onunla ilgili bir literatüre rastlamadım ama şöyle diyebiliriz. Ağrıların emosyonel olarak, yani duygusal olarak bir kökü var. Kişiler öfkelerini kontrol edemedikleri zaman ağrının merkezinde, kökünde öfke vardır. Öfkelerini ifade edemediklerinde, bunları düzgün bir şekilde gösteremediklerinde, uygun bir dille anlatamadıklarında ağrı ifadesiyle gösterdikleri biliniyor. Analitik bir takım psikolojik yorumları yapılır bu konuda. Bu kişinin ağrıyı ifade etmesi için hem geçmiş yaşantılarını değerlendirmemiz gerekir, hem de onunla birlikte bu ağrıyı nasıl algıladıkları, bu sosyal ortamın içinde nasıl yaşadıkları bu ağrıyı, onunla birlikte ağrıyı yaşayış biçimleri, bunların hepsi çok önemli. Ağrı şikayetiyle gelen bir kişinin ayrıntılı bir şekilde anamnezinin alınması, aile görüşmesinin özellikle çok ayrıntılı alınması çok uygun. Çünkü dediğimiz gibi birincil veya sekonder kazanç dediğimiz bir takım kazançlardan da bahsedildi. O kazançların ağrı için belirgin olduğu ve bunun çözüm terapi sırasında çok fazla işe yaradığını bu bilgilerin biliyoruz. İlk bize gelen hastanın ilk başta psikiyatrik muayenesi, ya eklektik bir yaklaşım, çok yönlü bir yaklaşım, çoğulcu bir yaklaşım gerekiyor ağrıyla gelen hasta için. Evet. Çünkü
Ağrının fizyolojik kaynağının olup olmadığı elimine edilmeli. Psikiyatrik bir değerlendirme mutlaka ki yapılmalı. Onunla birlikte terapisi gerekiyorsa hem psikiyatrik hem de psikolojik olarak terapisinin yapılması, aynı zamanda psikososyal değerlendirmesinin ve aile terapisinin de yapılması gibi böyle kombine bir çalışmanın yapılması uygun gelir. Böyle açılımlarla devam edebiliriz tabii ki. Terapötik yöntemler nelerdir, neler yapılır? Bunu ilerleyen dakikalarda daha da açabiliriz. Peki. Evet, o zaman efendim şimdi yavaş yavaş sorularımızı almaya başlayalım bakalım. Evet, Ankara'dan Hacer Açmaz. Buyurun Hacer Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. 80 yaşında bir annem var benim. Sürekli başında gürültüler olduğundan şikayet ediyor. Örneğin çekiç sesleri geliyor, duyuyorum diyor. Ve çıldırmak üzereyim, buna tahammül edemiyorum diyor. Veya şey, çok gürültülü bir kamyon sesi, motor sesi. Evet. Biz tabii doktora götürdük, birçok yerlere de götürdük ama şey yok, diye bir şey yok. Psikolojik deniliyor. Bu hakikaten psikolojik mi? Yoksa tedavi edilebilir bir şey mi? Götürdüğünüz doktorlar hangi branşa ait? Şimdi kulak burun boğaza götürdük, nörolojiye götürdük. Genelde aynı şeyleri söylediler. Herhangi bir başka bir şey bulamadılar. Evet. Peki Hacer. Ama bir tetkik filan yani beyinden bir röntgen ya da bir tomografi gibi bir şey çekilmedi. İstenmedi. Peki efendim. Yalnız şikayetleri çok derin. Yani ciddi anlamda rahatsız olduğunu söylüyor ve hakikaten bizi de rahatsız ediyor. Yalnız yaşıyor 80 yaşında. Bedensel bir rahatsızlığı yok. Kendi işini kendi yapabilecek durumda. Ama bütün mesele başındaki bu gürültüden. Beynim zonkluyor diyor, çekiç sesleri, özellikle çekiç sesi, işte motor sesi diyor. Tamam, peki Hacer Hanım. Peki efendim, iyi geceler dileyelim size. İstanbul'dan Gülay Akbayır sanıyorum. Gülay Hanım. Evet, alo. Buyurun Gülay Hanım. İyi akşamlar. Sağ olun efendim, size de iyi akşamlar. Buyurun. Ben şikayetim şu, ayaklarımda bir ağrı var. Sinir ucu intihaplanma dedi. 3 senedir neredeyse tedavi görüyorum. Kollarımda şişmeler var, parmaklarımda falan. Sinir sıkışması dedi doktor. Topuk dikeni vardı ayaklarımda. Bir 3 senedir tedavi gördüm, bir faydasını göremedim. Evet. Bir de ayaklarımda, bacaklarımda sızılama var. Evet. İğne batar gibi. Gülay Hanım? Diz kapakta da aşağı. Gülay Hanım, yaşınız kaç? Evet. Yaşınız kaç? Kaç yaşındasınız? 55. 55 yaşındasınız. Peki. Evet. Genellikle vücut ağrılarınız var yani. Evet. Evet. Peki. Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. İstanbul'dan Tülay Hanım. Buyurun Tülay Hanım. Alo. Buyurun efendim. Benim kalp sıkışmam oluyor. Kol ağrım. Baş parmağımda şişme. Çarpıyorum, sıkışıyorum, boğuluyorum, boğuluyor gibi. Hamileyim. Ne kadarlık hamilesiniz? Son ayda. Şimdi yeni mi başladı bu şikayetleriniz, yoksa hep mi vardı? Hep vardı. Gittim mi yani bir şey yok diyorlar. Yani bu kadar ağrı yapar mı bu? Kalbin sıkışmasını böyle bazen uyanıyorum uykudan. Evet. Peki Tülay Hanım, bu baş parmak dediniz. Ayak mı, el mi? El baş parmak. Sol tarafımda kolumda uyuşma var. Tamam. Peki Tülay Hanım. Peki. Teşekkür ederim size de. İyi geceler dileyelim. Didim'den Azime Sandalcı. Buyurun Azime Hanım. İyi akşamlar. Sağ olun efendim. Buyurun. Ben şimdiye kadar anlattığınız belirtilerin tümünü yaşadım. Belirli bir sürede tedavi gördüm. Ama son 2 yılda bir glokom rahatsızlığım başladı. Ve bunu engelleyemiyoruz. Acaba bu rahatsızlık glokom yapabilme ihtimali var mı? Ne yapmam gerekir? Glokom mu? Glokom varmış, evet.
Peki Azim Hanım. Teşekkür ederim size de. İyi geceler dileyelim. Efendim sorularınızı SMS yoluyla da iletebileceğinizi unutmayın lütfen. Yorum yazıyorsunuz ardından boşluk bırakarak 3411'e gönderebilirsiniz. Evet Funda Hanım, şimdi önce 80 yaş, başta çekiç sesleri. Tabii yaşını da göz önüne almamız gerekiyor. Bir kulak burun boğazlı görüşme olmuş. Pardon. Bazen iç kulakla ilişkili bazı problemlerle ilişkili olarak bu tür sesler kulak içinden ya da kafanın içinden bu tür sesler duyduğunu kişi söyleyebilir. Ama kulak burun boğazda bu tetkik edilmiş anladığım kadarıyla hiçbir sebep bulunamamış. Bazen nörolojik de olabilir. Nörolojiye de götürülmüş. Oradan onu da öyle söyledi galiba. Ama dedi hiçbir tetkik yapılmadı dedi. Bir yandan ben size onu da sormak istiyorum. Yani bu tarz olaylarda ne tarz tetkiklerinde yapılması gerekir? Şimdi yaşını göz önünde bulundurduğumuz için bazı kulakla ilişkili testler vardır. Doktor bunu gerekli gördüğünde yaptırır. Nörolojik anlamda da bazı testler vardır, tetkikler vardır. Yine duruma yani diğer eşlik eden belirtilerle birlikte değerlendirilerek gerekliyse bazen MR çekimi yapılır, bazen EEG çekimi yapılır. Tamamen tüm değerlendirmeye bağlı olarak gerekli tetkikler yapılır. Şimdi hiçbir şeyin bütün tetkiklerin normal olduğunu kabul eder isek, hiçbir şey bulunamadığı ise böyle bir durumun somatizasyon olarak açıklanabileceğini söyleyebiliriz. Yalnız yaşayan bir hanım ve muhtemelen çocuklarından ilgi beklediği bir dönem içerisinde belki farkına varmadan onun o ilgisini aile bu hastalık üzerinden gideriyor olabilir. Çünkü genellikle bu yaşlarda yalnız da yaşıyorsa kişi ailesinin ilgisini genellikle hastalık üzerinden çeker. Yani her gün bir tarafı ağrır ve sürekli doktora götürmelerini talep eder. Doktor gezdirilir ama hiçbir şey bulunamaz. Ve çocuklar sonuçta bir psikiyatriste getirirler. Biz işte annemizi sürekli doktorlara götürüyoruz ama bir türlü bir şey bulunamadı diye şikayet ederler. Böyle bir durum da olabilir Hacer Hanım'ın anlattığı şekilde. Bir nörolog konusunda ben biraz şeyde kaldım, tereddütte kaldım, anlayamadım. Yani görüşme yapıldı mı yapılmadı mı? Çünkü bazen damarsal problemlerle ilişkili olarak, yani beyine giden damarlarla ilişkili olarak yaşanan bir sıkıntı, tıkanıklık nedeniyle de böyle bir şey olabilir. O beyine giden damarlarla ilişkili de bazı tetkikler gerekli olabilir. Bunları nörolog karar verecektir değerlendirmesinden sonra. Ondan sonra ancak psikiyatrik ya da değil diye söylenilebilir. Evet. Biri hamile bir son izleyici vardı. Onu söyleyeyim olmazsa. Tülay Hanım. Şimdi son ay içerisinde tabii ki vücudun belli bir ağırlığında artış oluyor ve gece yatış esnasında bile belli bir tarafa yatması önerilir hamilelere. Kalbe doğru bir sıkıştırma hissi, mideye sıkıştırma hissi gecelere de ortaya çıkacaktır. Bu göğüsteki sıkışma hissinin bununla ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Yani son ay içerisinde olması ve son zamanlarda ise bu şikayetleri hamilelikle bağlantılı olabilir diye düşünüyorum. Kol ağrısı, çarpıntı gibi şikayetler var. İçinde bulunduğu fizyolojik durumun bunlara neden olabileceğini düşünebiliriz. Ama hamilelik sonrasında halen devam eder ise bu şikayetlerin hepsini bir arada bir anksiyete bozukluğu ya da kaygı bozukluğu olarak da değerlendirmek mümkün. Tabii başka bilgileri de alarak şu anki durumu daha net değerlendirmek mümkün olur ama evet, şu anki şartlarda bir şey söyleyemiyorum. Peki 55 yaşında ayakta sinir uçlarında problem ve topuk dikeninden bahsetti. Topuk dikenini de söyledi. Topuk dikeni tabii ayakta ciddi ağrı yapan bir şikayettir. Bu konuda fizik tedavi ya da ortopedistlerin önerdiği bazı taban uygulamaları vardır. Bunlar oldukça rahatlatıcı bir uygulamadır. Bu konuda yardım alabilirler. Sinir ucu iltihabı dediğine. Bunlar hepsi ağrı, uyuşma, karıncalanma diyebileceğimiz sinirsel bazı belirtiler ortaya çıkartabilir. Yani bunun da yine bir fiziksel bir sebebi olabilir. Eğer ki yoksa o zaman psikiyatrik bir ağrı diyebiliriz. Evet.
Glokomla ilgili sormuştu. Bu glokomda böyle bir rahatsızlık olur mu? Belki ağrıyı yapar mı? Ya da ağrı böyle bir tarafa götürür mü? Glokomun vücudun diğer organları ile ilişkili olarak bir ağrı ortaya çıkarması söz konusu değil. Bu gözle alakalı bir şeydir. Göz tansiyonu ile ilişkili bir şeydir. Gözle rahatsızlık yapar. Evet. Peki. Şimdi SMS'lere geçelim. Neşe Hanım, şunu özellikle sizden öğrenmek istiyorum ve bir yandan da böyle durumlarda beden tepkileri nasıl kontrol edilebilirden de bahsedelim. Ben herhangi bir konuda strese girdiğimde vücudumun her yeri, özellikle yüzüm ve saç diplerim çok yoğun kaşınıyor. Buna nasıl engel olabilirim? Bundan dolayı alerji şüphesiyle çok ilaç kullandım ama faydası olmadı demiş. Buradan başlayalım öncelikle ve neler yapılır? Evet, izleyicimizin sorusu biraz daha stres tepkisi gibi. Anksiyete reaksiyonu dediğimiz tabloyu anımsattı bana. Genellikle ağrıları tarif ederken bu geceki konumuzda bu kronik ağrı, yani süre gelen, uzun süreli devam eden bir ağrıdan bahsediyoruz. Kronik ağrı teşhisi konulabilmesi için en azından 6 ay sürmesi gerek. Bu 6 ay süresince eğer işin içinden çıkılmaz nitelikte bir ağrı söz konusuysa, mutlaka ki hastalar zaten diğer doktorlardan da yardım almak amacıyla gidişleri oluyor. Bütün tetkikler yapıldıktan sonra psikiyatriye geliniyor. Artık fizyolojik herhangi bir müdahale söz konusu değil. Bu hastalığın psikolojik olduğu, psikojenik bir ağrı olduğu konusu gündeme geliyor ve o noktada psikiyatrik müdahale ve psikolojik tedavi yöntemleri baş gösteriyor. Tabii bu 6 ay beklenir mi, beklenmez mi, daha önceden teşhis edilir mi, edilmez mi, bütün bunların tetkikleri zaten baştan itibaren dikkatli yapılması gerekir ve ailelerin uyanık olması lazım. Stres bunlardan çok daha farklı. Stres tepkileri biraz daha akut. O anki strese ani verilen tepkiler şeklinde yorumlanır. Ama bunu baktığımız zaman her gergin olduğumda, her strese girdiğimde ya da her hoş olmayan olayla karşılaştığım, her tehlike olarak algıladığım olayla karşılaştığımda bu tepkileri veriyorum denilirse eğer, onun da benzer tedavi yöntemlerinden faydalanıldığını biliyoruz. Buradan da isterseniz tedavi yöntemlerine girelim, evet, birazcık. Ağrı tedavisi pek çok açıdan ele alınır. Davranışçı psikoterapiler başta gelir bu tedavi yöntemlerinin başında. Davranışçı tedavilerde şöyle hemen hemen izleyicilerimize kaba taslak bahsedecek olursak, ağrı hissettiren durumlarla ağrıyı unuttuğu durumlar arasındaki bedensel farklılıklar konusunda bir içgörü kazandırma ve bu konuda ağrının ne zaman başladığı ve nasıl olduğu ile ilgili bilgi alma ve öğrenme ile ilgili bir süreç başlatılır. Onun dışında biofeedback dediğimiz bir yöntem ve gevşeme teknikleri vardır. Gevşeme teknikleri de kasma gevşeme yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Relaksasyon teknikleridir bunlar. Ağrı olan bölgeye ve diğer vücudunuzun bazı kasları, temel kasları kasılıp gevşemesiyle bu ağrı kasılmadan kaynaklanan ve bedensel yansımalarını fark ettirmeyle odaklanmış bir tedavi yöntemidir. Kişinin kendi bedeninin farkına varmasıdır amaç. Biofeedback ise bedenin bazı bölgelerine takılan bir takım aparatlarla ağrının hangi bölgede ve nasıl olduğunu, kendini gevşettiğinde ve rahatlattığında o bölgedeki gevşemeyi ve rahatlığı bir takım aletlerle bilgisayardan ses veya görüntü şeklinde gevşeyip gevşemediğinin farkına varması, tamamen gevşeyip ağrıyı kendinden uzaklaştırdığında nasıl bir tepki aldığını kendisinin kendi kendine ekranla görebilmesi şeklinde bir feedback, biofeedback diyoruz zaten buna, şeklinde bir uygulama yapılır. Bu biofeedback de
biraz daha semptomatik bir tedavidir. Semptomatik tedaviler ağrının başlangıcında uygulanır. Ağrı şikayetiyle gelen kişinin tedavisinin başlangıcında uygulanır. Çok fazla ağrı üzerine semptomatik tedavi üzerinde durulursa, eğer dirençli bir vakaysa o semptomlarda artışlar gözlenebilir. O yüzden biraz da dikkatli olmak gerekiyor. Daha sonra bu semptomatik tedavi yapıldıktan hemen sonra kişinin psikososyal yönü ve aile ve psikolojik yönü konusunda da bir takım farklı tedavi yöntemleri uygulamak gerekir. Çünkü ağrıyı ifade etme sosyal ilişkileriyle de çok ilgili olduğu için, biraz önce dediğim gibi öfke ifadesi, duygu ifadesi çok önemlidir. Duygularını sosyal ortam içinde rahat ifade etmesini sağlarsanız eğer, bu ağrı konusunda da bazı semptomların birbiriyle bağlantılı olarak yavaş yavaş azaldığını fark edersiniz. Ağrıyı tedavi yöntemlerinden biridir bu da. Sosyal tedavi, aile tedavisi. Aile tedavisinde de ağrıyı çeken hoş olmayan bir duygudur ve acı çekildiğinin ifadesi vardır. Bu acı çeken kişinin ailesi de bir tutum sergiler. Bu tutum acı ve ağrı yaşayan kişinin o anki durumunu besliyor olabilir. Arttırıyor olabilir. Bu konuda aileye bilgilendirmek, bu konuda bir takım davranış ve tutumları konusunda yardımcı olmak hastaya da indirekt yollardan yardımcı olmamızı sağlayabilir. Evet, peki. Yine SMS'lere devam edeceğim ben. 40 yaşındayım, gece kalbimin sesinden uyuyamıyorum, çok rahatsız oluyorum demiş bir izleyicimiz. 53 yaşındayım, sırtım ağrıyor, doktor kas ağrısı dedi, iğne verdi, düzeldim. Bir ay geçti, yine ağrıyor. Yaşım 30, ayaklarımın altı yere basamayacak derecede acıyor demiş. Evet Funda. Evet. Bir kişinin uykudayken üstelik kalp sesini duyarak rahatsız olması ancak bu duyuma bu kadar çok odaklanmakla mümkün olur. Nefesimiz ya da kalbimizin atışlarını odaklanmayız. Çünkü bunlar otomatikman devam eden bizim fonksiyonel birer işlevimiz. Bunu bu kadar şiddetli duyabilmek için kişinin kaygısının yüksek olması lazım. Anksiyeteli olması lazım ki kalbinin her atışını fark edebilmesi gerekir. Muhtemelen sayıyordur. Ne zaman tekledi, ne zaman az attı, ne zaman çok arttı. Bunların hepsinin farkındadır kişi. Bedensel duyumlara bu kadar açık olmak anksiyetenin çok ciddi belirtisidir. Anksiyete dediğimiz kaygı bunaltı halidir. Bazen bedensel şikayetlerle kendini gösterir, bazen ruhsal belirtilerle. Yani huzursuzluk, sıkıntı, bunaltı şeklinde ifade eder. Bazen de böyle bedensel şikayetlerle kendini gösterir. Nefes almakta güçlük şeklinde. Veyahut da baş dönmesi, dengesizlik, baş ağrısı, sırt ağrıları ki bir sonraki İzleyici de sırt ağrılarını sormuş. Sırt ağrıları, boyun ağrıları, bu omuzlardan geriye doğru kürek kemiğinin çevresindeki ağrılar genellikle gerginlik tipi ağrılardır. Uzun süreli gerginliğe bağlı olarak sırt kaslarında ağrılar vardır. Tabii bu yanlış oturma ya da pozisyonel bir ağrı değil ise genellikle gerginlikle ilişkili olur. Ve iğne yapılıp düzelmemesine rağmen, yani tekrarlamasının bir sebebi gerginlik olabileceğini düşündürüyor. Kişi bunu tabii ki fark etmeden yapar. Yani uzun süreli stresle karşılaştığında kaslarını gerili tuttuğunu fark etmez. Ama uzun süreçte bunu ağrı şeklinde hisseder. Yani bu gerginliğin ifadesi olabilir kişi için. Evet. Ayak altı yere basamayacak derecede açıyor. Yani. Acıma. Tabii yaşını bilmiyoruz ama. 30 yaşındayım diye yazmış. Evet. Yaşım 30. Tabii bu kadar bilgiyle bir yorum yapmak güç. Çünkü polinöropati dediğimiz, yani bazı periferik nöropatiler vardır. Ellerde ve ayaklarda yanma, acıma şeklinde bazı belirtiler gösterir. Bazen de hissizlik şeklinde kendini gösterebilir. Bu tür şikayetler bazen şeker hastalığında da olabilir. Yani fiziksel bir rahatsızlık nedeniyle de olabilir. Hiçbir sebep yoksa
o zaman psikojenik bir sebeple de olabileceğini söyleyebiliriz. Evet. Ki bazen huzursuz bacakta da bu tür şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Yani bacaklarda tanımlanamayan bir ağrı, acı ya da tanımlayamadığı bir duyum şeklinde kendini de gösterebilir. Vücudun her noktasında ağrı ya da diğer duyumlar hissedilebilir. Yani az önce saçlı deriden bahsediyordu kişi. Evet. Saçının dibinde yanmalar hissediyor. Veyahut da işte hiç olmadık bir bölgede sürekli bir kaşıntı şeklinde hissedebiliyor. Yani vücudumuzda her türlü belirti bizim için birer sinyal olabilir. Bu ama bedensel bir sinyal ama ruhsal belirtinin bir sinyali olabilir. Hı hı. Dikkate, yani her iki anlamda da dikkate almak gerekir. Evet, peki. Ben 28 yaşında bir bayanım. Çok şiddetli baş ağrılarım oluyor ve bu ağrılardan bazen baş dönmesi ve kusma bile oluyor. Nörolojiye gittim, tomografide bir şey çıkmadı demiş. Bir diğeri, gece dişlerimi sıkıyorum ve sabahleyin baş ağrısı ile uyanıyorum. Bazen bu ağrı uzun sürüyor, ne yapmalıyım demiş Ayşe Hanım. 55 yaşındayım, 25 yıldır belimden kalçalarıma yayılan ağrılarım var. Tetkiklerimde bir şey bulunamıyor. Psikolojik sorunum yok ama nedeni psikolojik olabilir mi demiş. Evet, Neşe Hanım, bu diş sıkma ile ilgili özellikle sizden alalım. Gerginlik ve strese bağlı gece tepkileri, rüyada diş sıkma, diş gıcırdatma gibi bir takım semptomlar gösteren bir rahatsızlık, anksiyete dediğimiz stres tepkileri olarak ele alıyoruz. O grubun altında ele alınıyor. Benzer tedavi yöntemlerinden yararlanıyor hastalarımız. Genellikle dediğim stres yönetimi ve gevşeme teknikleri son derece yararlı, kısa dönemli, kişiye faydalı olan semptomatik tedaviler. Bunun yanında stres tepkileriyle birlikte şimdi ağrıları anlatırken anksiyete tepkileri dedik. Şimdi ağrılar da anksiyeteyle o kadar birbirleriyle yakın giriyor ki kronik ağrısı olan bir kimsenin bu ağrılarla baş edemediği noktada stresinin anksiyetesinde arttığını görüyoruz. Anksiyetesi arttıkça stresle baş edemediği için ağrılar artıyor ve birbirlerini zincirleme ve süregenlik ve takip eden bir tablo ortaya çıkıyor. Bu kişiyi daha da zor duruma düşürüyor ve başka psikiyatrik tablolara yol açabiliyor. Buna bu açıdan çok dikkatli olmak gerekir. Ağrıyı tanısını, kronik ağrı tanısını koymak çok da kolay değil. Altında yatan diğer fizyolojik, biraz yani programın başından beri söylediğimiz fizyolojik bütün tetkiklerin yapılması çok önemli. Onların nörolojik veya diğer dallarda görev yapan hekimlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Çok gereksiz tepkilerin yapılması da hastaları provoke ettiğini de görüyoruz. Çok fazla bu ağrıya odaklanmalarını, bu ağrının üzerinde çok fazla durulmasına sebep oluyor ki bu sefer semptomların da artmasına neden olabiliyor. Bu konuda da dikkatli olunması gerekir. Ailelerin dikkatli olunması gerekir. Çok ağrıdan da bahsedilmesi sakıncalı olabilir. En kısa zamanda doğru teşhis ve doğru tedaviyle çok daha sağlıklı yol alınabiliyor diye düşünüyorum. Evet. Sizin ekleyeceğiniz bu diğer sorular içerisinde var mıydı? Baş ağrıları nörolojik bir şey bulunmadığı halde bazen migren şeklinde tanımlamalar olur. Migrenin de çok çeşitleri var. Baş ağrılarının yani sayılamayacak kadar çok çeşidi var. Bunlardan herhangi birisine giriyor olabilir. Bazen atipik özellikte de olabilir ve yine psikojenik baş ağrıları da olabilir. Hiçbir sebep bulunamazsa o zaman tamamen somatik bir anksiyete şeklinde değerlendirilerek de tedavisi yapılabilir. Peki, bir izleyicimiz demiş ki, ben kas ağrısı ve mide bulantısı yaşadım. Anksiyete teşhisi kondu ve 5 yıl ilaç tedavisi gördüm. Şimdi tedaviyi doktorum bitirdi. İlacı bırakınca biraz tekrarlar mı diye korku yaşıyorum. İlacı bıraktım diye belki psikolojik olarak keyifsizlik duygusu var. Evde ve yalnızken oluyor genelde. Bebek sahibi olmak istiyoruz artık ama bu olay hamilelikte
nükseder mi diye endişem var demiş. Evet. Olabilir mi? Endişeyle beklemek, o endişeyi çağırmak olur açıkçası. Hı hı, hı. Tekrar aynı şeyleri yaşayacağını düşünmek, bu yaşamaktan korktuğu şeylerin zeminini hazırlar. Hı hı. Kendi haline bırakıp bu konuya odaklanması çok daha rahat hissedecektir kendisine. Ki 5 yıl kadar bir tedavi iyi bir süredir. Ama anladığım kadarıyla bir evhamlı bir yapısı var, kaygılı bir yapısı var. Bu şekilde düşünce şeklini devam ettirirse çağırmış olur açıkçası o evet. belirtileri. Eğer ki hamileliği düşünüyorsa bu konuda stresini nasıl kontrol edebileceğini konusunda yardım alabilir. Hı-hı. Ki tekrarlama riski tabii ki olabilir. Yani nasıl ki gripi bir daha geçirmeyeceksiniz diyemiyorsak aynı şey bu rahatsızlıklarda da geçerlidir. Hı-hı. Tekrarlayabilir ama kontrol altına da alınabilir. Evet, onu öğrendiği takdirde dedim, Neşe Hanım'ın anlattığı yöntemlerle sanıyorum kolay olacaktır. Bir soru daha okuyacağım. 50 yaşındayım. 5 yıldır özellikle sağ bacağımda gece yatakta uyuşma oluyor. Bacağım ağırlaşıyor. Masaj yapma gereği duyuyorum. Sinirim bozuluyor. Bu durum bazen uykudan önce, bazen uyku arasında oluyor ve beni uyandırıyor demiş. Şimdi sağ bacakta lokalize olması acaba başka bir şey var mı diye düşündürüyor. Eğer tipik olarak bu şekilde seyrediyorsa, değişkenlik göstermiyorsa, her iki bacakta da zaman zaman oluyorsa belki bir huzursuz bacak diyebiliriz. Belki. Hı hı. Başka bir nedeni yok ise, yani bir sinir sıkışması ya da başka bir durum yok ise bu olabilir. Hı hı. Yine tabii ki muayene etmeden net bir şey o zaman şöyle toparlıyoruz sanıyorum çünkü zamanımız kalmadı. Öncelikle fiziksel tepkiler için doktora muayene, ardından gerekirse eğer psikiyatriste, oradan da kontrol amacıyla birlikte psikologla beraber stres yönetimi ve beden kontrolleri, düşünce kontrollerini öğrenme diye topluyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, bu gece psikiyatrik ağrılar konusunu konuştuk hep birlikte. Cuma gecesi konuşacağımız konumuz ise öfke ve öfke kontrolü olacak. Bizler cuma gecesi yine sizlerle birlikteyiz. İyi geceler efendim.